Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip de beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün size bu iki renkli modelini tarif etmek istiyorum. Öncelikle ben ön hazırlık olarak da bir bu şekilde yaptım. Rengarenk kalan artık iplerinizden de olabilir. Bu şekilde renk renk de yapabilirsiniz ve bu da sade renk ne yaptım. Bir modelim. Aynı model ama bunu tek renk kullandım. Yani iki renk kullandım. Bunda her birini farklı kullandım. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Battaniye modelinde, hırkalarda, yeleklerde nasıl tercih ederseniz çok hoş ve güzel bir modelimiz. Ben öncelikle şu şekilde küçük bir parça sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ilmeklerimi, kenar ilmeğim 6 tane oluyor. 2, 3, 4, 5 ve 6. ikisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Tekrar şişime bir tane doluyorum. Bir tane tekrar örüyorum. Tekrar şişime bir tane daha dolayıp ikisini birlikte alıyorum. Şu anda bunu 2 olaraktan sayıyorum. Ara boşluğum 9 tane olacak. 8'den 9'u ikisini birlikte alacağım. Tekrardan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncuyu ikisini birlikte alıyorum. Tekrar şişimi bir tane doluyorum. Ortaya bir tane örüyorum. Tekrar şişimi bir tane daha dolayıp tekrar 9 tane 8. ile 9.'yu birlikte alacağım. 2 3 4 5 6 7 8 pardon 8 ve 9'u birlikte alıyorum. Şişim ilmeğimi doluyorum. Bir tane örüyorum. Tekrar şişimi bir tane daha alıyorum. Aslında burayı düz olaraktan da yarım yarım da olabilir burası. Bir tane şişimi dolayıp tekrar iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu kısmı yarım. Olaraktan devam ediyorum. Arka yönüme geliyorum örgümün. Arkamı ters örüyorum. İlmeğimi, şişime, ipimi doladığım ipim ve onun yanındaki ilmeğimi ikisini birlikte ters alıyorum. Diğer ilmeğimi, diğer şişime ilmeğimi doladığım ip ve onun yanındaki ilmeğimi yine ters öreceğim. Burada ilmeklerimi haroşeye çeviriyorum. Terse çeviriyorum. Tekrar bu ilmeğimi de terse çeviriyorum ve bunu ve tekrardan başıma aldığım ilmeğimin kenarındaki ve diğer ilmeğimi düz ters alıyorum ve bunu ve diğer yanındakini şu şekilde açıklayayım. Şu ilmeğimi şu anda şu kısmı yaptım ben. Bu ilmeğimi bu ve bu. Bu dört ilmeğimi düz olaraktan terse çevirmiyorum. Diğer tarafları bu şekilde haroşa oluyor. Daha iyi anlatabilmek için ve şu anda tersimi ördüm. Tekrardan diğer ortadaki haroşeme geçtim. İlmeklerimi önü ters, arka yüzü düz olacak şekilde ve yine bakın anlatmak istediğim şişime ilmeğimi ipimi doladığım ilmeğimden bir önceki ilmeğimi ipimi önüme alıp ters örüyorum. İpime şişime doladığım ipimi de ters, ortadaki bir ilmeğim de ters.
Diğer şişim ipimi doladığımda ters ve onun yanındaki de ters. Bu şekilde diğer ilmeklerimi düze çeviriyorum. Ve kenar ilmeğim. Ve örgümün ön yüzüne geldim. İlmeklerimin hepsini arkadan alıyorum ve bu iki ilmeğimi, bu düz ilmeğimle yanındaki ilmeğimi ikisini birlikte alıp şişime ilmeğimi dolayıp tekrardan bir düz ilmeğim, tekrardan bir düz ilmeğim. Burası modelimizi, gülümüzün oluşan yeri, modelin kurulum yeri. Tekrar şişime bir ipimi doluyorum. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir tane daha örüyorum ve yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Burada ben ilmeklerimi bu şekilde bu tarafı çeviriyorum. Şu şekilde alıyorum. Düz olması için, kıvrımlı olmaması için örgümün bu şekilde çeviriyorum. Tekrar şişime ipimi dolayıp aradaki düz ilmeklerimi örüyorum ve tekrar şişime ipimi dolayıp yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu tarafta değiştirmek gerekmiyor düz örüldüğü için, ama bu tarafta keseceğim kısım arkada kaldığı için değiştirirseniz daha düz olur. Ben şu şekilde ilmeğimi çeviriyorum ve şu şekilde alıyorum. İkisini birlikte. Ve şişime ipimi dolayıp tekrar kenar ilmeklerimi ve örgümün arka yüzüne geçtim. Ve yine aynı şekilde burayı da ters alıyorum. Diğer ortada 3 ilmeğimi terse çeviriyorum. Tekrar ilmeklerimi önü düz, arkası ters olacak şekilde örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örerekten örgümün ön yüzüne geliyorum. Yine burada iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Şişime ipimi doluyorum. Şu aralıklarımız 4 ton olacak. 1, 2, 3. Üçüncüyü yapıyorum şu anda. Bir tane daha. Bir sıramız daha olacak. Bu sıradan sonra ön yüzden tekrar ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Gülümüzün kurulumları 9 artı 1 şeklinde. Kenar ilmeklerini de siz ne kadar ilave ederseniz modelimiz bu şekilde gittiği için ilk kurulum burada,
7 tane sağ tarafımızda 7 tane ilmeğimiz oluyor. Ondan sonra diğer kurulumu 9 artı 1 şeklinde ilmeklerimizin sayısı. Ve tekrar örgünün arka yüzünde burada bir tane ilmeğimi ters alıyorum. Geri diğer iki ilmeğimi düze çeviriyorum. Ve bu ilmeğim ters oluyor. Ve örgümün ön yüzünde son sırasındayım. Bundan sonra rengimi, ikinci rengimi geçeceğim. Tekrar bakın 1, 2, 3 ve 4.'yü yapıyorum. Ve şişime bir ipimi dolayıp 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. 3 ilmeğim 1'e düşüyor. Yanlardan birer tane ip doladığım için geri ilmeklerim 3 sayısına çoğalıyor. Yine tekrar şişime ipimi dolayıp 3 ilmeğimi birlikte alıp tekrar şişime bir tane daha ipimi 3 ilmeğimi toplayıp geri tekrardan ilmeğimi 3'e tamamlıyorum. Bu şekilde. Ve tekrar örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimin hepsini ters alaraktan devam ediyorum. İlmeklerimin hepsi ters oluyor. Örgümün arka yüzündeyim. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Ben bunu da kırmızı ipimle yapacağım. Siyah, pardon, beyaz kırmızı. Siyahla kırmızıyı ben birbirine çok yakıştırdığım için siyah diyorum hemen. Daha belirgin olması için ipimi kırmızıya geçtim. Bir tane kenar ilmeğimi alıyorum. Diğer tekrar bu şekilde anlatayım. 2, 4 ilmeğim bu tarafta kalıyor. Ve 2, 4 ilmeğim bu tarafta. 4 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. ilmeğimi ördüm. 5. ilmeğimi örmeden ilk, bakın 1, 2, 3, 4 tane bu açıklığın arasından ipimi çıkartıyorum. Şu şekilde ipimi esnetiyorum. Örgümü toparlanması için tekrar ikinci ilmeğimi çıkarttım. Üçüncü ilmeğimi, dördüncü ilmeğimi. Tekrar karşıdaki dört taneye geçiyorum şu anda. Bir, iki, üç ve dördüncü ilmeğim. Tekrar sol şişime aktarıp hepsini birlikte topluyorum.
ve geri tekrar şişime takıp bu diğer 5. ilmeğimle birlikte bağlamamı yapıyorum. Buna dikkat edilirse bu şekilde bırakırsanız ilmek artışı olur. Bunu da bu şekilde örerseniz burada bir tane ilmek artışı olur. Buna dikkat ederseniz açıklama yapmak istedim. Tekrardan 4 ilmeğimi örüyorum. Ve bir tane ara ilmeğim. Yine tekrardan bakın buradan 4 tane ilmeğimi 1 1 2 3 ve 4. ilmeğimi ördüm. Aynı şekilde ilk baştaki aralığımdan ipimi çekiyorum. 1 ve 2. ve 3. ve 4. Diğer karşıdaki 4'e geçiyorum şu anda. 1 2 3 ve 4. Karşıdaki de 4 ilmeğimin içerisine ipimi çektim. Ve şimdi 8 ilmeğimi çektiğim ipleri birlikte toplayıp tekrar 2 ilmeğimle birlikte beyaz ilmeğimle birlikte tekrardan topluyorum. Gördüğünüz gibi tekrar diğer ilmeklerimi örüyorum ve bu tarafa geldim. 2 4 ilmeğimi örüyorum burada. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi örüyorum. Buraya da gülümüz yarım şekilde oluyor. Yarısı oluyor. Bir, iki, üç ve dördüncü ilmeğim. İsterseniz şu şekilde bir tane buradan da çıkartabilirsiniz. 5 tane ve hepsini birlikte toplayıp ve tekrar şişime alıp 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Ve tekrar son ilmeğimi gördüğünüz gibi bu kısımda zaten dikişe gidiyor. Burada yarım gülümüz oluşuyor. Bu şekilde elimizde düzenleme yaptığımız zaman ve örgümün arka yüzüne geçip ilmeklerimi terse çeviriyorum. Ön yüzü haroş olup arka yüzü düz olacak. Bu şekilde ilmeklerimin hepsini ön tarafa ön taraftan örüyorum. Bu bir sıra aradaki haroşemiz oluyor. Ve ilmeğimin ilmeklerimin sonuna geldim. Beyaz ipime geçiyorum ve şu anda güllerimi kaydıracağım. Şu anda bunun ikisinin ortasına gelecek gülüm. Onun kurulumunu da göstereyim. Ve iki kenar ilmeğimi ördüm. İki ilmeğimi bir tane şişime ipimi dolayıp iki ilmeğimi birden alıyorum.
Şu anda şu işlem bunun üzerine, bu gülümüzün üzerine gelecek. Buranın üzerine de gülümüz gelecek. Ve tekrardan düz olaraktan örgümü örüyorum. Bu arada bu tepe bir tane gülümüz olacak. Burada bunu başlamıştık. Burada da bu tepemizin bir tanesi olacak. Şu anda bu iki ilmeğimi birlikte alıyorum. 9 oluyor onunla birlikte. Altta sayıyı verdim diye burada burayı da takip ederseniz saymanıza da gerek yok. Tekrar şişime bir ilmeğimi doladım ve bir tane ortadaki direğimi ördüm. Tekrar şişime bir tane ilmeğimi daha doladım. Tekrar iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Ve diğer bu tepeye gelene kadar örüyorum. Sonunda iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu ilmeğimizin ikisini birlikte alıyorum ve şişimi ipimi dolayıp bir tane ortada direğimi örüp tekrar şişimi ipimi dolayıp iki ilmeğimi birlikte alıyorum ve ilmeklerimin sonuna kadar devam ediyorum. Gülümüzün kurulumu da bu şekil. İkinci gülümüzün üstünün kurulumu. Daha fazla videomu uzatmamak adına bu şekilde yerini belirledim. Gördüğünüz gibi. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.